Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türkiye, Yunanistan'ı resmen mahvetti. O hamle bardağı taşıran son olay oldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile beraber ilişkilerle ilgili bazı açıklamalar yaptı. İlişkilerde gerilimi artıran asıl gelişmenin 2019 yılında Türkiye ile Libya devletinin deniz yetki sınırlarının belirlenmesine karşı olan mutabakat protokolü olduğunu ifade etti. Atina ile Ankara arasında deprem felaketi Yunanistan'daki tren kazasından hemen sonra sıcak rüzgarlar esmeye devam ederken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan iki ülke ile alakalı bazı değerlendirmeler yapıldı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye mülakat veren Dendias, Türkiye-Yunan ilişkileri için en önemli gelişmenin 2019 yılının Kasım ayında Türkiye ile Libya arasındaki imzalanmış deniz yetki sınırlarının belirlenmesi için mutabakat protokolü olduğunu ifade etti. Dendias açıklamasının devamında ise iyi niyetli bir muhatap haklarınızı gasmeden bir anlaşmaya imza atmaz. Bu masanın altından tekme atmaktır ifadelerini kullandı. Mısır Devleti ile beraber deniz anlaşmasının kısmen belirleyen bir anlaşma olduğunu söyleyen Dendias, Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevdeyken Türkiye ile beraber Yunanistan'ı Akdeniz'de tecrit etmiş bir anlaşma imzalamaya çok yakın olduğunu da iddia etti. Yunan Bakan ayrıca ilişkilerin bugünkü durumuysa içinse depremlerden hemen sonra başlayan olumlu sürecin bitiş tarihi olmamasını ümit ediyorum şeklinde konuştu. İki ülkedeki seçimlerden sonra ciddi bir şekilde görüşebileceğini de aktardı. Değerli takipçilerimiz, gördüğünüz gibi Yunanistan devleti iki arada bir derede kalmaya devam ediyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda siz değerli takipçilerimizle beraber buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.